Yaşandığı andaki yeni görüntüler de ortaya çıktı. Çifte felaketin işte yeni görüntüleri. Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Beşik gibi salladı, binaları yıktı, kabusu yaşattı. Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kahramanmaraşlılar 7.6'lık ikinci depreme böyle yakalandı. Canını kurtaranlar büyük panik yaşadı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Adana'da özel bir hastanede çalışan bu hemşireler de Gaziantep'teki meslektaşları gibi cesurdu. Sarsıntıyı fark eder etmez hiçbiri kaçmadı. Hepsi birden kuvözlere sarıldı, bebekleri korumaya çalıştı. Aklımıza direkt bebeklerimiz geldi. Hani hem bir mesleğimizin şeyi hem de bir anne olarak ilk işimiz bebeklerdi. Bütün ekip olarak bebeklerimizi tuttuk. O an başka hiçbir şey düşünemedik. Gaziantep'te bir adam depremin ardından kayda girdi. Koş baba, hemen koş. At baba kendini dışarı adamı. Yine deprem bölgesinde sarsıntıya dayanamayan bir binanın yıkıldığı anlar böyle görüntülendi. Evet. Pazar günü saat 4.17'deki yani bundan 10 gün önce an itibariyle de 222. saate giriyoruz. Hatta girdik. Yaşananlar ilerleyen günlerde daha net ortaya çıkacak, evet. Ama yani şu görüntüleri izlemek bile yaşayanlar kadar yani neler yaşandığını açık ve net görmekteyiz. Ya ikinci depremin saatinin tabii daha günün uyanmış olması. 9 saat sonra olması, saat 2 gibi olmuştu. 2 gibi, 1.5-2 gibi. Herkes Elbistan daha merkezde. Dışarıda ilk depremin şokunu atlatamadan bu yaşananlar ki hali hazırda acaba evime tekrar girebilir miyim deyip ikinci depreme yakalananlar vardı. Evet. O görüntüler var. Şimdi en çok etkilenen illerden biri olan ve 1000'i aşkın kişinin maalesef hayatını kaybettiği Malatya'da depremin yeni görüntüleri yine dehşete düşürdü. O görüntüler geliyor şu anda. Evet, galiba bu ikinci Elbistan depremi. Daha sonra gerçi artçılar da 6.6, 6.8'di. Her biri büyük depremi andıran artçılardı. Ve işte yaşananları görüyoruz. Arabanın sallanışı, insanların kaçışı. Kar da var bir taraftan. Hani yıkıldı mesela arkada bir tane bina. Hani açık hava olmasına rağmen bir tarafta vatandaşların korkulu olanlarını görmekteyiz. Yani hiçbir yere sığamama hali. Arabadasın, arabada oturamıyorsun. Tabii. Yolda yürüyorsun, yola gidemiyorsun. Yani İnsanların yüreklerindeki bu korku, yaşamış oldukları psikolojik travma her dışarıda bile olmuş olsalar hafızalardan psikolojinin uzun süresi o korkuya yol ortasındaki arkadaşlar. Yani yaklaşık 40 saniye 45 saniye sürüyor ilk başta normal, ardından da öyle bir sallayışı var ki 20. saniyeden sonra muhtemelen. Mesela burası ofis kavşağı, evet. Ya Malatya ya Diyarbakır ama saat 4.18, 23, 24 devam ederken deprem ardından o viyadüğün hemen üst tarafındaki büyük bir yapının yıkıldığını an itibariyle göreceğiz ve ondan sonrası zaten büyük bir yıkım oluyor tüm şehirlerimizde maalesef ki bu da onlardan bir tanesi. Ofis kavşağı dediğim gibi işte bak bir tanesi hemen yıkıldı. Ayakta durabilenler durdu artık yapının durumuna bağlı olarak ve elektrikler birdenbire kesildi. Çok ciddi anlamda burada yıkıcılığı görüyoruz. Evet. Malatya'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da işte bu görüntüler maalesef yaşandı. Eski bir yapı var hemen ön tarafta, evet. O kalmış gördüğün gibi. O kalmış. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler bunlar. Bu ofis kavşağındaydı. Dediğimiz gelen. Gibi ya Diyarbakır'dan ya Malatya'dan. Ya da Malatya, burada evet, yeni cami galiba Malatya'dan yansıyan görüntüler. Bir yolu görmekteyiz. Deprem birazdan başlıyor an itibariyle. İşte zaten açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor kendisini. Tabii gecenin o saatinde insanlar yatakta, hiç kimse yok. Evet. İşte ama bir taraftan da yıkımları ve başlayan bir de yangın söz konusu, onu da görüyoruz. Ve gün geçtikçe, an geçtikçe daha of 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 of. Daha fazla görüntüler ortaya çıkacaktır. Maalesef ki işte. Yani o anda yani gölgesinden algılayabildiğim kadarıyla mutlaka daha iyi incelenmiştir onlar. Bu yıkılan apartmanda cam kenarına koşan insanlar var.
ışığı açıp evet. canavarıyla nereye gidebilirim nereye diye. Gidecekler? O panik halinde zaten yani kendini kurtarma maksadıyla birinci kattan ya da işte bulunduğu yerlerden bir şekilde kendini aşağı bırakanlar çok da olmuş. Çok zor bir süreç. Çok zor bir süreç. Ama maalesef ki işte bunları biliyoruz. Uzmanlarımız geliyor ve dedi bu tür görüntüleri biz 99'dan bu yana özellikle çok yaşadık. Bu da mesela Kahramanmaraş'ta evet, bir viyadük. Daha doğrusu bir üst geçit. Evet. Değil mi? Güçlendirilmiş. Bir neresi? Bir Kayseri. Kayseri değil mi burası? Kayseri'den İstasyon Caddesi'nden gelen görüntüler güçlendirilmiş bir yapıdan bahsediyoruz bir taraftan. Aşağıdaki kolonlar ne kadar da doğru duruyor ardından ama depremin hissedilmesi de apartmanlar bir tarafta ama özellikle sallanan evet. levhaları da görmekteyiz. Neyse ki bir herhangi bir sıkıntı olmamış burada. Bunlar yaşanan artçılar bir taraftan. Hem evet. büyük bir deprem hem de yaşanan artçılar galiba evet 13-26 bu da Elbistan'daki depremin yansıması Kayseri'ye. Bu arada o hemşire arkadaşlarımızın yüreğine kocaman sarılıyorum. Gerçekten çok cesurlar. Bebeklerimizden başka hiçbir şey düşünmedik. Evet. Çünkü anneyiz, çünkü tabii. görevimiz bu diyerek. Helal olsun. Ve şimdi yerleşim yerlerinde binlerce binanın yıkımına neden oldu bu fay. Bu faydan bahsediliyor. Bu fay acaba bilinebilir miydi? O fayın bulunduğu yerden ne kadar sağına soluna kaç kilometre ötesine yollar ya da evler yerleşim merkezleri kurulmalıydı. Tam tahmin edilememekle beraber ortaya çıkan görüntüler net olarak bu. İşte o fay bu. Evet. Bir fay bak nasıl birdenbire kaymış yaklaşık 2 evet. metre bir kayma söz evet. konusu. Tabii kılcal damarlar gibi düşün vücuttaki Ebru. Yani mesela Doğu Anadolu hattını ya da Kuzeydoğu Anadolu hattını vesaire onları biliyoruz ama evet. hani nereden geçtiği özellikle o küçük fayların, küçük fay dediğimizde yani zaten yıkımı oldukça fazla. Onları çok fazla tahmin edemiyor uzmanlarımız maalesef. İşte o fay üzerine bir yapı yaptığınız zaman başımıza neler geleceğini açık ve net görüyoruz. Mesela burada işte o kırıkları açık evet. ve net görüyoruz. Yolun hemen paralelinde yaklaşık bir 50 metre paralelinde ve arazilerdeki kaymaya bak mesela evet. yaklaşık bir 2 metre neredeyse ve işte buralar hepsi fay hattı üzerindeki ve buralara şehirler kuruluyor düşün. Dolayısıyla da iyi bir inşaat yapman gerekiyor ama gel gör ki açık ve net 2 metre yani kaymış mesela baktığın zaman. Yapılmaması öngörülen normal şartlarda. Yapacaksan da. Evet yapacaksan hani da yapılması gerektiği uygun gibi olması lazım. Bir şekilde yapman gerekiyor. Mesela böyle işte göçükler de meydana tabii, geldi. Sular çekildi, obruklar oluştu. Aynen öyle. Birçok kayanın işte bu dağlardan koparak yollara düşmesi zaten hali hazırda belli karayollarını da ulaşıma kapattı. Büyük geçmiş olsun. İşte memleketimiz aşağı yukarı böyle fay hatlarıyla dolup taşmış durumda. Bir deprem yönetmeliğimiz var. Son derece de güzel ama uyulması artık son derece önemli. Bir deprem konseyinin ivedilikle toplanması zaten hep söylenenler arasında yerini alıyor. Japon uzmanlardan açıklamalar söz konusu. Evet çok iyi yönetmelikleriniz var ama evet. alanda, sahada yani bunları görmek gerekiyor. Lazım. Yani evet aynen öyle. Uygulayanları görüyoruz. İşte Meksika'da, Japonya'da hani bu işi parayla da pulla da ilgisi yok. Tamamen insani bir düşünceyle ilgili bir durum. Meksika işte hani bizden de daha geride bir ülke baktığın zaman ama Meksiko City'de bir deprem oluyor. Neredeyse 7,5-8 civarında kimsenin burnu kanamıyor yer yer. Japonya aynı şekilde. Dolayısıyla yani bizim kaderimiz olmamalı bu. Herhalde bu deprem artık iyiden iyiye ders niteliğindedir. Artık bu ders değil, koca bir ansiklopedi okunması gereken, herkesin farkında olduğu, herkesin bildiği bu soru tabii ki akla geliyor. Bu hesaplar sorulacak mı? O hesaplar soruluyor bir bir, tek tek, an yani be çok an. Affedersin de Ebru, yani hani mesela depremden sonra şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık demeçlerinden ziyade deprem öncesinde şunu 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 yaptık, evet. depreme hazırlıklıyız hazırız. Mesajını yani bu, özellikle evet. siyasilerin ağzından duymak isteriz. Bu çok güven verici bir cümle.